Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üçleme başlıyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden herkese merhabalar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programımız tabii ki başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz Nazım Türknaz, program ortağım Volkan Yılmaz'la ile birlikte üçlemenin ilk gününde bu güzel ama soğuk ama kar beklentisi olan cuma gününden herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Volkancığım, hoş geldin, sefalar getirdin Radyo Spor Üçlemi'nin merkez ana stüdyolarına. Herkese merhabalar. Bugün 13-14 saatler arasında sizlerle birlikte olacağız. Radyo Spor mikrofonlarında üçleme programı olarak Anadolu'nun en büyük temsilcisi, Anadolu'nun neredeyse tek temsilcisi olan üçleme programı bugün sizlerle birlikte şu an itibariyle yayında. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü her şeyden öncesinde tabii ki bizim için çok çok önemli bu. Hakikaten yani nerede olursa olsun her zaman desteklerinizi hissediyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme. Bizlere sosyal medyalar üzerinden desteklerinizi verebilirsiniz. Mesajlarınızla ve beğenilerinizle, isteklerinizle, şikayet, dilek, öneri. Hiç fark etmez sevgili Nazım Türknaz. Değerli dinleyicilerimizden, Radyo Spor dinleyicilerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki gündem yoğun. Maçlar var. Bu hafta zaten şöyle bir haftalık bir ara var. Milli takımlar sebebiyle. Tabii ki bu ara öncesinde bugün cumartesi, pazar, özellikle cumartesi, pazar günü çok ciddi bir şekilde yoğun maç trafiği var. Dün akşam en son oynanan maçlardan çıktık. Hemen yarın yine cumartesi günü öğlen saatlerinde tekrar gene bir yoğun bir maç trafiğine tekrar giriyoruz. Bizim için de aslında günler bu sebepten dolayı çok çok yoğun geçiyor. Çok çok ciddi bir şekilde malzeme de çıkıyor bize. Bizim gibi tabii ki bu programı yapan insanlar için. Gündem de yoğun. Biz de bu gündemde artık yolumuzu bulacağız. Evet, gündem yoğun. Volkan Yılmaz'ın bahsettiği gibi belki de Türkiye Futbol Federasyonu bu takvim hazırlarken sanırım en şanssız olduğu zamana denk geldi. Şöyle ki evet, iki tane maç, hatta üç tane maç ertelendi ama ikisi tekrar oynandı. Bir tanesi oynanmadı hafta içerisindeki maçlardan kastediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Gelim Altyapı maçında inanılmaz bir kar yağışı vardı ve yani Gaziantep şehrine adeta istila eden bir kar yağışı vardı. O yüzden maç ertelendi, oynanamadı. Ama diğer mesela Çaykur Rizespor Antalya Spor maçında çok ciddi bir kar yağışı vardı ama maç bir gün sonra da olsa oynanmayı başardı. Diğer müsabakalarda ise herhangi bir sorun, sıkıntı şu ana kadar gözlenmedi ama İstanbul özelinde Volkan, bu hafta sonu itibariyle çok ciddi bir kar yağışı raporu geldi önümüze. Bu da İstanbul'daki müsabakaları etkiler mi etkilemez mi göreceğiz. Sonuçta yarın Başakşehir-Göztepe müsabakası var. Fenerbahçe'nin buradan gideceği bir Sivas maçı var. Sivas Spor deplasmanı var. Beşiktaş-Yeni Malatya Spor maçı var 13.30'da ama maç zor. Malatya'da hala ciddi bir kar yağışı, hı-hı, gözüküyor bize, evet, gelen bilgiler doğrultusunda. Şimdi Beşiktaş'ın da gitmesi durumu var zaten bir kere. Volkan, pazar günü derbi var. Galatasaray-Trabzonspor maçı var. Kasımpaşa-Kayseri-Spor maçı var ki Kayseri'de durumlar bugün aldığım kadarıyla -15-20 civarı Volkan. Çok çok ciddi bir Türkiye'yi etkilen bir soğuk hava dalgası var. Hatta İzlanda'dan geliyormuş Volkan bu. İzlanda'nın bir faydasını da göremedi şu ülke olarak. Yani her zaman başımıza milli takımlar düzeyinde. Ya her zaman her başımıza zaman bela olan bir ülke futbolumuzda. Şimdi de İzlanda, Letonya. Oralı, evet evet. Çek bir Letonya falan. Bir türlü oralardan bize hayırlı bilgiler, hayırlı haberler gelmiyor ama inşallah bundan sonrası içerisinde İzlanda'yı dost ve kardeş oluruz diyorum. Volkancığım, bugün ayın 21'i ama 20 Ocak günü zannedersem 1989'du. Samsun Spor'un ciddi bir kaza geçimi durumu oldu. Evet. Çok değerli isimler maalesef aramızdan ayrıldı ve Samsun Spor uzun zaman kendine gelememişti. O yüzden
Samsun Spor'u ve değerli Başkan Yüksel Yıldırım'ı ve tüm Samsun Sporları'nı tekrar bir analım Volkan'cığım. Çünkü özel bir zamandı bu. Yerin asla dolmayacak, yeriniz dolmaz şeklinde bir tweet de, bir çalışma da başlatmıştı Yılport Samsun Spor Kulübü. Son deplasman hashtag ile beraber gerçekten de Nuri Asan, Muzaffer Badaloğlu, Asım Özkan, Mette Adanır, Zoran Tomic ve büyük kaptan Emin Kar. Evet, Allah rahmet eylesin. Bu kazada hayatlarını kaybettiler. Evet. Bir kez daha Volkancı, evet, 1989'da kaza meydana gelmişti. Saygı ve özlemle anmaya devam edelim. Bir yorumu var mıdır? Vallahi Allah rahmet eylesin abi. Yani hakikaten futbol emekçisi diyoruz. Her şeyin öncesinde futbol işçisi, futbol emekçisi. Ülke futboluna her zaman fayda sağlayan insanlar. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Hakikaten çok çok önemli. Tabii ki biliyorsun yani son 10 gündür, 10-12 gündür tabii ki bir de Ahmet kardeşimizin de vefatı da tabii buna eklendi. Yani istemiyoruz, olmasın istiyoruz. Yani yaşanmasın istiyoruz. Çünkü hep bu tarz insanlar hep göz önünde olan insanlar olduğu için sürekli gerek ekranlarda gerek canlı olarak hep gördüğümüz, tanıdığımız insanlar sanki böyle çok hakikaten böyle yakınlığı kaybetmişçesine bizleri de etkiliyor. O yüzden hani olmasını istemiyoruz her şeyden öncesinde. Allah rahmet eylesin hepsine, bütün futbol emekçilerine, bütün futbol işçilerine, mekanları cennet olsun. Evet, bir soru gelmiş Volkan'cığım. Enteresan ama sorudan önce sevgili Mehmet Uzundurkan'a bakalım. Reklamımız var mı? Evet. Reklamımızdan sonra mesajlar ve yorumlar yavaş yavaş üçlemenin ana hattına girsin bakalım. Görüşmek üzere. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknazlı ve Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlarınız gelsin, mesajlarınızı okuyalım ve programımızı da ilerleyen vakitlerini alalım. Fenomeno Yusuf Tasmacı demiş ki Samsun Spor'a tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun demiş. Güzel bir mesaj. Çok çok teşekkürler. Bu arada hemen bir mesaj var. Vereyim abi? Hemen. Kenan Ateş'ten bir mesaj var. Volkan Bey ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali demiş. Allah Allah sabır versin. Allah sabır versin. Fenerbahçeleri. Yani ne diyelim, bizde hakikaten enteresan durumlar var. Eski bir dost Demokrat Göz Göz 2 Volkan demiş ki Esra Ezmeci takım psikoloğumuz olsa Göztepe daha başarılı olur mu? Sayın Nazım Türknaz, siz insan psikolojisini anlarsınız demiş. Olur. Esra Ezmeci bir, ciddi bir psikolog. Yani benim de çok yakın arkadaşımın çok da yakın bir dostu. Yani genelde şöyle, zaten Esra Hanım TV'lerde programlarda, yani biliyorsun şu işte televizyonlardaki şu aile dramları falan filan programlar var ya. O zaman oralarda psikolojik danışmanlık yapıyor programlarda. Çok fazla aslında, ben de özellikle bir ara çok yoğun bir şekilde çalışıyordu TV'lerde. Olur mu olur bilmiyorum ama spor psikolojisinden anlar mı? Olmaz. Göztepe'nin halinden anlar mı? Göztepe'nin halinden ben anlarım. Şimdi bak, sevgili Demokrat Göz Göz 2. Yani Esra Hanım da anlar ama senin kadar anlamaz herhalde. Ben Göztepe'nin halinden en iyi ben anlarım. Göztepe'nin tarihinden en iyi ben anlarım. Göztepe'nin olup bitenlerinden en iyi ben anlarım. Volkan Yılmaz. Esra Hanım biraz şöyle dursun. Esra Hanım'ın önce maçlara gitmesi gerekiyor. Esra Hanım önce bir kere Volkan'cığım, Göztepe'yi, adını, kim olduğunu, ne olduğunu, tarihini, başarılarını bilmesi lazım. Oradan sonra zaten gelsin. Tamam. Başımızın tacı olsun Volkan'cığım. Mesajlar bu arada devam ediyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarımızı. Instagram'a geçtik. İyi yayınlar, hayırlı cumalar abiler. Bir Bodu'ya bakıp geleceğim, kar var mı diye demiş Volkan'cığım. Bir anda Ahmet Güneş yollarda bize fotoğrafını göndermiş Volkan'cığım. Tabelada şu an otobanda olduğunu gösteriyor. Hayırlı yolculuklar diyelim kendisine. İhsan Tümen'den mesaj var. Selam abilerim, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Hafta ortası ve 5'te olan maça gelen bütün arma sevdalılarına selam olsun. İyi ki Göztepe'liyim demiş. Evet, zaten hep de bir konuştuk biz bununla alakalı. Adil Erdoğan demiş ki Volkan'cığım, selam, iyi yayınlar, hoş geldiniz. Memlekette kar yağıp
Çocuk Partisi yapan, karın sorunu da bizi çektiren buz gibi Adana'dan herkese selamlar, saygılar demiş. Takımız maazallah kıra kıra gidiyor. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah keyfimizi, neşemizi bozmasın demiş Volkan'cığım. Adana Spor taraftarı. Teşekkür ederiz. Amin diyelim. İnşallah. Fatih Varsat'tan Kayseri'den selamlar, hayırlı cumalar demiş, dinleniyorsunuz. Teşekkürler. Delfin Yunus Dağ'ın çok eskiden bir fotoğrafını göndermiş bize. Bir fotoğraf albümü gibi. Bizi şey gibi kullanıyor. Fotoğraf albümü dosyası gibi kullanıyor. Yani bütün fotoğrafların çaydanlıklar, normal fotoğraflar her türlü gönderiyor. Teşekkürler. Evşen Hanım'dan gene mesaj var. Volkan'cığım, bize kendisine teşekkür ediyoruz. Hasan Yıldırım Göztepe'li, yollarda, hatta şu an açmış Radyo Spor'un da görüntüsü göndermiş, yollarda İzmir'den Kaynaklar bölgesinde, Burca'nın biraz dışarısında, aman dikkat diyelim, ama güneşli hava, mükemmel bir hava. Murat Tangay'dan mesaj var, Adana Spor dostumuz Volkan'cığım. Yayınlar abilerim, bizler her zaman sizinleyiz ve her platformda Anadolu'nun sesi olduğunuz için teşekkür ederiz, her yerde sizin takipçiniz demiş Volkan'cığım. Bu mesaja cevap yani verdik zaten de, yani sosyal medya desteğimizden cevap verdik de. Volkan, şimdi istersen biraz böyle hafta içi maçlarını konuşuyoruz. Hafta içi maçlarının belli. Evet, gelenler var, gidenler var, kalanlar var. Tarih 3 tane maç oynadık zaten. Trabzonspor Giresunspor maçı final gibi bir maçtı. Göztepe Sivas Spor maçı, ikimizin takımdan olduğu maç. Çok lezzetli bir maçtı. Bir de Konya Spor, Adana Demirspor maçı da çok kaliteli maçladı bunlar. Diğer maçta zaten 6-0'lık bir şok sonuç var. Çok, evet. Çok, yani herkes çok, şaşırtıran bir şok sonuç var. Çaykur Rizespor kendi evini kazanmaya devam etmişti. Bravo. Eyvallah, onlar devam. Şimdi Okan'cığım, biraz önce bir Murat Bey'in, Murat Sancak'a bir tweet'i vardı. Şöyle, ben aslında biz bunlarla alakalı Volkan çok konuştuk ama ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazen diyoruz ki işte ölmeye geldik. Bazen bir tribünde vardı bunlar, taraftarlar vardı işte. Ölmeye geldik, işte yenmeye geldik, doğru mu? İşte kendimizi parçalamaya geldik. Öldür bizi baştan, onu bir söylemez, ben bazen takılıyorum. Çıldırt bizi baştan, şımart bizi baştan falan filan. Şımart bizi başkan, çıkart bizi baştan. Evet, evet. Yani şeyler. Bunlar hepsi çok güzeldi. İş Volkan, icraatta bitiyor, doğru mu? İcraata gelince maalesef bizde farklı argümanlar başlıyor. Üşenmedin Volkan. Volkan, üşenmedin. Ben bu hafta sonu oynanacak maçların maç biletini çıkarttım. Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Beşiktaş maçı. En düşük bilet ne kadar sence? 15 lira. 20 lira. 15 lira. Antalya Spor Gaziantep FK. 15 lira. GZT Giresun Spor Aytemiz Alanya Spor. 15 lira. Sivas Spor Fenerbahçe. Büyük maç, güzel maç. 30 lira. Adana Demirspor Vavakas Fatih Karagümrük. 10 lira. Şimdi sevgili Murat Başkan bir tweet atmış. Tweette şunu demişti. 2260 biletli seyirci gelmiş şu ana kadar. Yarınki maç var Volkan'cığım. Adana'da kar yok, kış yok. Tabii ki de Covid'den dolayı durumlar çok sağlıklı olmayabiliyor. Yani üçüncü aşı yapanlar var, yaptıranlar var. Orası bizi ilgilendirmiyor. Artı stadının şekli konumu zor deniliyor, kolay deniliyor, eyvallah. Ama şimdi Murat Başkan demiş ki, ben demiş maçı indirimli yaptım. 2260 kişi geldi. Ben demiş bir daha indirim yapmayacağım. Haklı mı, haksız mı sence? Abi sonuna kadar haklı. Yani şimdi 10 liraya bilet yapıyoruz. Taraftarlar o gereken ilgi alakayı göstermiş. Şimdi 2200 bilet satılmış. Ne yapar abi? 22 bin lira mı yapar? Şimdi şöyle bir şey var. Yani personel, Murat Başkan'ın... Personel parasını çıkartmaz o. Bir de bak şimdi, personel parası falan da değil. Hayır, de... Şey, yani normal güvenlikler var ya. Evet, evet. Güvenlikler tabii. Onlar şey yazıyorlar. Kulübe yazıyorlar. Onları kulübe yazıyorlar. En az orada 300 tane güvenlik oluyor yani. Şimdi de böyle bir durum var. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar, evet. Yani stat dolu olsun olmasın, o güvenlikler orada bulunmak zorunda. Şimdi belli bir adette sayıda. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Murat Başkan'ın 22 bin liralık bir rakama bir paraya ihtiyacı var mı? Yok. Adana Demirspor'un var mı bu ihtiyacı? Yok. Buradaki amaç nedir? Buradaki amaç, şimdi bu kadar düşük rakamlar olsun da en azından tribünlerimiz dolsun. Takıma bir ateşleyici, destekleyici güç olsun taraftarlar. Yani amaç burada. Şimdi Adana Demirspor'un stadı kaç bin kişilik bilmiyorum ama en az, ben sana söyleyeyim, 28-29 bin vardır belki. Yeni Adana Stadyumu, evet. Evet, bakalım. Hani en azından sen de o arada bakarsan, tasdik edersin. Ama şimdi şöyle bir durum var.
Abi ne olur ya, 10 lira 20 lira 30 lira. Şimdi insanlar gerçekten artık yani hani bu bilmiyorum yani bizde bu taraftarlık düzeyi hepten bitmeye başladı. Çok çok kötü bir durum bu. Gitmiyorlar maçlara. Gereken ilgi alakayı desteği göstermiyorlar. Özellikle hep söylüyorum yani Anadolu kulüplerimizin temsilcileri yapmıyor bunu. 33.543. Bak yani bir şey sana söyleyeyim mi? %10 da olmamış be. Yok ya ne %10. Şu ana kadar %10 da olmamış. Şimdi gerçekten çok kötü. Yani %10. Ya en az burada bu stadın abi %40'ının en kötü ihtimalle dolması lazım. Şimdi tam tersine bakıyorum. Şimdi Adana Demir takımı başkan elini cebine atmış. Transferleri yapmış. İyi de transferler var. Ligdeki durumları çok iyi. Hı-hı. Ama şimdi tam tersine bakıyorum abi. Göztepe'ye bakıyorum abi. Ligdeki durumları çok iç açıcı değil. Haftalardır galibiyet alamamış. Hı-hı. Efendim ligin diplerinde. Hı-hı. Son 2-3 haftaları tamam yukarıya doğru çıkışlara başlamış ama tribünler dolu. Ya maç kağıt kaçtı? Hep 13 seansı, 13-30 seansı. Yok, 17'ydi maç. Evet. Bak şimdi. Şimdi maç 17'ydi. Biz buradan defaatle söyledik. Hatta geçen pazar programımızda Yusuf Tasmacı vardı kardeşimiz. Onunla beraber de konuştuk. Şimdi o da demişti ki ya biz maça gidiyoruz ama 20'deki maç niye onların sayısı farklı? Niye biz 17'de gidiyoruz? Hı hı. Sonuçta çalışma saatleri belli. Evet. Şimdi Radyo Spor'da insana geliyor. 8.30 çıkış 18. Doğru mu? Doğru. Normal mesai saatleri. Şimdi mesai saatinde maç koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki tribünler dolmuyor. Yahu maça gelen kesim çalışan kesim. Şey kesim, emekçi kesim. Hı. Onlar geliyor maçlara. Çıkıp da hani çok zengin üzümle gelmiyor maçlara biliyorsunuz yani. Tabii. Soğuk diyor, şu diyor, bu diyor gelmiyor. Hı hı. Şimdi çalışan kesim maça geliyor. Maça koyuyorsun 17'ye. Hafta içerisinde. Yine de hakikaten de Göztepe taraftarı dişinden tırnağından kovuğundan ki buradaki bilet 10 lira değildi 30 liraydı. Biz de biliyorsun böyle bir kampanya da yaptık değerli kardeşlerimize mesela. Ama ne oldu? Dolduruyor. Yani dolduran dolduruyor. Trabzon maçına Volkan, Trabzonspor taraftarı geliyor. Gümüşhane'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Adana'dan gelenler var ya Trabzonspor maçına. Hı hı. Demek ki gelinebiliyor abi. Dolunabiliyor yani. Hani engel değil. Sevmeye engel yok. Abi işte istedikten sonra zaten geliniyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi o yüzden şimdi bu 10 lira değil de kaç para olacak abi? Bedava olsa gene olmayacak demek. Yani, ya buradaki konu aslında 10 lira 20 lira para olayı değil gerçekten. Evet. Yani insanların o gereken ilgi alakayı göstermemiş olmaları. Şimdi düşecek bir takım olmuş olsa şimdi daha ligin bu zamanında düşmeyi de kimse garantilemedi. Şimdi düşecek olan takıma daha çok gider destek verirsin. Takım düşmesin diye. Şimdi evet neden dersin ki zor durumda. Şimdi zor durumda. Aman dersin ki ben itici güç olayım. Evet. Aman işte bu çocukların bu oyuncuların arkasında hı-hı duralım. Gidelim düşürmeyelim şehrimizi. Hı-hı. Ya da bir yandan tam tersi. Şimdi şampiyonluğa oynayan. Hadi şampiyonluk deme. İlk dörde oynayan. Belki Avrupa kupalarına gidecek Adana Demir takımı. Kafayı oynuyor falan. Şimdi tabii dersin ki ya gideyim en azından bu şehre Avrupa'dan kulüpler getireyim. Avrupa'ya gitsin bu kulüp. Evet. Yani en azından biz onun da zevkine varalım. Yani biz çünkü yıllardır zaten alt liglerde mücadele eden bir takımız. En azından bu Adana'ya da belki büyük takımları getirirsin ha maçlara. Şimdi Avrupa liglerinde oynarsan. Bu arada Volkan. Bunun için de mücadele edersin. Berk Demirkurt demiş ki ben demiş zengin zümredeyim ama demiş maça gidiyorum. Ya eyvallah doğrudur. Yani Berk'cim, Berk'cim tamam senin uçağın var ne bileyim çok değişik aletlerin var eyvallah ama ya sen bir istisnasın. Sen bir istisnasın Berk Demirkurt. Normalde gidilmiyor aslında maçlara. Gidim, hani bunun aslında zengini fakiri yok. Biz maçlara gitmiyoruz. Yani bunun aslında abi şimdi zenginlik yanlış işte, anlamasın. Çok 1 lira olan maçlara gidilmedi Volkan. Abi şimdi 1 liralık maçları gördü bu ülke. Gidilmedi bu topraklar 1 liralık maçları gördü gene dolmadı. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Ya bir maç özelinde olsa da ya şimdi 10 lira ya burada abi şey olayı yok abi ya. Yani sınıf farklılığı, efendime söyleyeyim işte maddiyat farklılığı, o bu falan filan değil abi. Giden gidiyor abi. Giden abi gidiyor. Giden gidiyor. Şimdi 10 liranın zengini fakiri yok abi ya. Göztepe, Kalyarkası 30 lira giden gidiyor abi. Evet. Yani giden gidiyor. Buna hani engel yok. Sen mesela açık konuşuyorum. Yani şimdi Trabzon'a mesela gidiyor. Trabzon bilet fiyatını bilmiyoruz ama ya adam kalkıyor İstanbul'a uçakla gidiyor. Bakın. Demek hı-hı ki giden gidiyor abi. Gidiyorlar abi. Gidiyor. Gümüşhane'den hatırlamıyor musun arkadaşlarımız evet var. Hasan Yılmaz. Hı-hı. Ya adama şey yaşıyor ya. Zigara geçirdi. Geçirdi abi. Geçirdi taşıyor herifler değil evet mi? Yani giden gidiyor abi. Yani bu bir sevda sonuçta. Yani bakın taraftarla seyirci arasındaki en büyük fark bu. Seyirci tiyatro seyircisi. Güzel bir şey varsa gider. Doğru mu? Evet. Sinema. Güzel varsa bir şey varsa bak gider. Bak şimdi bir de şöyle ama taraftar bak. Volkan şeye bakmaz. Şimdi bak kimi taraftar bakmaz ona. Kimi taraftar
İşte yönetimlere tepki gösteriyor. O ona bağırmaya gidiyor. Gitmiyor. Bak gitmiyor mesela. Tamam, yönetime tepkisi var, gitmiyor. Efendim söyleyeyim, işte ligdeki durumuna tepkisi var, gitmiyor. Ama şimdi bir de Adana Demir tarafından bakalım abi. Bir de şimdi Adana Demir tarafına bakalım. E abi, ligdeki durumu iyi. İyi oynayan bir takım var. Keyif veren futbollar. Orası da gitmiyor. O yüzden hani bu işin gerçekten şeyi yok abi ya. Yani böyle bir standartı yok. Yani taraftar neden gitmiyor bu maçlara? Yazın da gitmiyorlar abi. Yani Nisan ayında da bu ligler var abi. Mayıs'ın 15'ine kadar bu ligler devam ediyor. Çok güzel bahar günlerinde. O zaman da diyor ki ya ben niye maça gideyim? Gezmeye giderim. E şimdi eleştiriyoruz. Şimdi bakın, biz her zaman için taraftar gözüyle bakan bir programız. Yani biz her zaman söylüyoruz. Sessiz çoğunluğun sesi. Sizlerden geldik. Sizler gibi düşünüyoruz. Hatta büyük çoğunluk da bizim gibi düşündüğüne eminiz. Ama şu var. Taraftarlık durumunu, taraftar görevini yapmamız gerekiyor. Taraftar dediğim gibi seyirci gibi maç seçmez. Ya da mesela tiyatro gibi, sinema gibi bakmaz. Taraftar skora bakmaz. Taraftar kendinden gelir. Kendinden bunu yapması lazım. Evet. Artı bunu şimdi söylüyoruz. Diyoruz ki kulübe faydan oldu mu arkadaşım? Bir şey aldın mı? Yok efendim, siz bizi müşteri mi görüyorsunuz? Ya bir çakmak, bir kupa, ne bileyim, bir bilmem ne aldın mı? Asla almam. Niye? Ben onlara bilmem ne yaptırmam. Ya arkadaş, alacağın gelirlerle beraber takıma destek veriyorsun. Borcunu kapatıyorsun. Evet. Transfer yapıyorsun. Takımdaki bir çalışana bir fayda sağlıyorsun. Ben şunu yapmam, ben bunu yapmam. Diyorsun ki şunu yaptım yani, şunu yap, bunu yap. Ya işte benim ücretim yetmiyor, benim şeyim yetmiyor. Ya 10 lira arkadaşlar ya. Yani cebinde 10 lirası da mı yok insanların ya? Bu bence Volkan. Kendimizi kandırmayalım. Biz futbol maçı izlemeyi sevmiyoruz. Evet. Alman liglerin köy takımları full dolduruyor. Premier Lig'in köy takımları maçları dolduruyor. Yani gelen geliyor arkadaşlar. Gelen geliyor ama bizde maalesef bir rahatlık kültürüm var. Bilemiyorum ama bizde hakikaten farklı bir durumlar var futbol sevgisiyle alakalı. Onu bence sorgulamak gerekiyor. Çünkü kazanan takıma da gidilmiyor. Kaybeden takıma da gidilmiyor. Bu da bence ciddi manada soruşturulması gereken bir durum var. Bilmiyorum nasıl olacak. Uçan Hollandalı demiş ki Volkan, iyi yayınlar abi. Gaziantep'te bu kar erimeden yeni kar gelmeye başlamış demiş. Gelmez tabii tabii. Yani şu an federasyonumuz da yani hiç şeye bakmadan sağ olsunlar. Yani insan aylık Volkan. Meteoroloji raporları var. Aylık. Abi şu an bu devirde, teknoloji devrindeyiz. En karlı haftayı seçtiler. Hafta içerisinde. En karlı, en sıkıntılı haftayı seçilmiş yani. Hafta içi maçı yapılması için. Ya arkadaşlar hiç bakmıyor musunuz ya şu kağıtlara? Yani Denir Volkan şey devirdi ki yani bakayım havaya da acaba ne olacak? Doğru mu? Ya zaten bir haftalık hava raporları. Bir aylık hava, veriliyor Volkan. Hava tahminleri. Bir aylık veriliyor. 10 gün. Evet, ya sen şeye de başvur. Bizim çok güzel kurumlarımız var. Türk şey kurumumuz var, meteoroloji kurumumuz var mesela. Kurumlar, evet. Başvur halde ki kardeşim aylık ne var, nedir durumlar? Ona göre ölçüm şeyini yap. Zaten Ocak Şubat kar ayları Türkiye'de. Yani Aralık'ta kar yağmıyor zaten. Ocak Şubat'ta yağıyor. Böyle olacağı belli. Görüyorsun, hafta içerisinde en sıkıntılı zamana maç koyuyorsun. Şimdi deniliyor ki ne zaman oynanacak maç? Ya kardeşim şimdi bak, hangi maç ertelendi? Gaziantep FK Malatya maçı. Evet. En sıkıntılı maç. Rize maçı da bir ara verildi. Ara verildi. Tamam, ne oldu? O zaten o da oynanması lazımdı. Hı-hı. Bak çok kötü kar falan. Şimdi ne zaman oynayacaksın sen bu maçı? Abi artık kendi kendine gol atar. Artık böyle belki de Mart sonu, Nisan başlarına sarkacak. Ama en kritik maçtı. Malatya açısından en kritik maç abi. Yani evet. Hatta bir penaltı kaçırdı. Evet. Ben sana açık konuşuyorum. Normal sahada o çocuk, o Münir, o penaltıyı atardı. Adamlar şeyi teşhirdiler, gördün mü? Evet. Karsız. Sondaj yapıyordu. Sondaj yapıyor. Orada bir ya, kar küreme aracı gibi. Kar küreme aracı gibi. Kar küreme aracı edasıyla. Bir de Antep'i de oradan atıyor. O da, Furkan da atıyor. Furkan Soyap şey. Tekrar geri dolduruyor orayı. Saçma sapan durumda. Yani tiyatro ondan gibi sonra, yani. Ne oldu sonra? Bakıyorsun abi. Penaltıda da enteresan bir şey. Direğe çarptı. Hı-hı. Karlar düştü aşağı. Evet. Yani ben Volkan gerçekten yani şaşırıyorum ya. Karlar aşağı düştü. Böyle bir anda film falan seyrediyoruz gibi yani. Yani topta sert vurunca kale direğine karlar aşağı düşüyor yani. Karlar, karlar düşer düşer ağlarım. Kalenin önü tekrardan karla doluyor yani, yapacak bir şey yok. Volkancığım, reklam aramız var. Yine bir ara verelim çünkü tansiyonlar, şekerler, kolesterolü yükseldi gene. Bir ara verelim. Aramızdan sonra üçleme programı kaldığı yerden aynı ateşle devam edecek. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğu meclislerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet.
Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlarınız da gelmiş. Mesajlarla alakalı, evet, konuştuğumuz durumu mesajlarla isterseniz biraz daha perçinleyelim ki konu biraz daha böyle daha ciddi manada anlaşılsın. Burak Genç demiş ki, Nazım abi, Göztepe'de gidemeyenin yerine giden ve bu işi organize eden kişiler var. Şu anda Kuzey Kale arkasını doldurmayı başarırsak doluluk oranı yukarıda perçinleriz demiş. Evet, bununla alakalı da mesela bizim bir kardeşimiz resmen böyle bir Robin Hood gibi, Tivo Pimperel lakaplı arkadaşımız, hı hı, Volkan resmen böyle bilet organizasyonu yaptı. İşte gidemeyen arkadaşlarımız yaklaşık bir 500 bin tane yapmışlar. Göztepeler.com da yapmıştı. Hakikaten bravo. Bu arada saat 20'de olan maçları Volkan, bir Yusuf Tasmacı göndermiş. Galatasaray Kasımpaşa maçı 11 bin kişi gitmiş. Fenerbahçe Altay maçını 14 bin kişi, yani 8'de oynanan maçtan, hı hı, bahsediyoruz. Trabzon maçında ise 31 bin kişi, yani yavaş Trabzon en fazla doldurmuş gözüküyor. Yani 8'de oynanan büyük takımların maçları da 4'te 1 dolmuş falan yani. Hı hı. O da kötü. O da hedef. Andromeda demiş ki, Volkan'cığım abi neden maça gitmiyorsun söyleyeyim. Pasörlük uygulamasını istemiyoruz. Maça girişte kolaylaştırmıyorlar. Sürekli sıkıntı çıkartıyorlar. Taraftar değil müşteri gözüyle bakıyorlar. Her şeyi pahalı yapıyorlar. 10 TL olsa bile bilet, neden ben gideyim demiş. Bak işte asıl sebep yok bak. Yani neden ben gideyim diyor. Asıl kendisi de bilmiyor arkadaşımızın sebebi. Yani taraftar müşteri gözüyle bakıyor. Ya şimdi küsmüş. Daha küsmüş, daha haberi yok. Evet. Şimdi pasörlüğe küsmüş. Abi bir mesaj var verelim. Lütfen. Çok geçmesin. Gültekin Eskici Kayseri'den galiba ilk defa yazıyor. Güzel bir mesajı var. Merhaba güzel insanlar. Merhaba güzel insanlar, hı hı, demiş. Güzeli güzel yapan edeptir. Edepse bu güzeli sevmeye sebeptir. Ben de sizleri sevmeme sebepsiniz. Kayserispor hakkındaki yorum yaparsanız çok sevinirim. Kayseri'den sevgiler saygılar sunuyorum demiş. Çok teşekkürler. Güzel mesaj. Kardeşimize. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Batu 1926 Karagümrük taraftarı demiş ki, Batuhan Ergüven abi demiş, fotoğraftaki benim olimpiyata dönüyoruz resmen, gitmeye çalışıyoruz ama istek doğrusu gidemiyoruz demiş. Şimdi o zaman başka bir konu Karagümrük stadyumu yakın olan bir soru. Ya şimdi keşke orada olimpiyat stadyumu olmasa da Karagümrük daha normal bir yerde maç oynayabilse. Çünkü o stadyum olmadığını, futbol için uygun olmadığını defaatlerden bundan konuştuk. Özgür Doğan demiş ki, Volkan'cığım merhabalar, yarın Sarıyer Sakarya Spor maçı var. Kar yağacak bir İstanbul'da. Kar da yağsa gideceğim, taşta yağsa da gideceğim. Sarıyer amatöre gitse bile düşeceğim demiş. İşte Volkan, Özgür Doğan'ı buradan tebrik ediyorum kendisini. Özgür Bey'i. Neden tebrik ediyorum? Şundan dolayı. Kar da yağsa gideceğim diyor. Ne olsa olsun gideceğim diyor Sarıyer Sakarya Spor maçına. Yapacak bir şey yok. Bir mesaj var. Lütfen. Bordo Mavi Sevda'dan. Gelsin. Demiş ki, selamünaleyküm abiler. Selamünaleyküm abilerin abileri. Trabzonspor Galatasaray maçı için tüm ülke seferber olmuş durumda. Trabzonspor yenilsin diye neredeyse ceplerinden prim verecekler diyor. TV'lerde falan her şey diyor. Böyle konuşuluyor diyor şu anda. Galatasaray Trabzon geç. Evet. İstanbul maç. O kadar değil. Ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Tabii şimdi Trabzonspor taraftarı iki maçtır beraber kaldığı için. Bir de şöyle bir durum var. Bir kampanya yaratıldı. Trabzonspor şöyle bitti. Ya kardeşim, Trabzonspor gitmiştik bir şey. Giresunspor maçında yani oyun hakimi Trabzonspor, evet, oynayan Trabzonspor. Yani penaltı atsa, özellikle bir şey söyleyeceğim. Son 10 dakika. Son 15 dakika resmen yığdı. Abi böyle bir şey yok. Tekale döndü maç. Böyle bir abluka yok. Yani bir de nefes aldırmadı. Orayı bir takip, bak çok çok enteresan bir şey oldu orada. O son 10-12 dakika, evet, abi Giresunspor'un oyuncularının ayağına top değmedi. Nefes aldırmadı. Ve ben bir şey söyleyeyim sana. Hatta şöyle, bir futbol severi olarak kendi kendimi yedim. Diyorum ki yani Giresunspor bir oyuncuya, evet, abi isyan edip de bir pres yapıp da topu Trabzonspor'un oyuncuların ayağından almadı. Alamadı. Alamadı. Çok alamadı. Yığıldı. Böyle bir baskı yok abi. Bir şey söyleyeyim sana. Yani evet, değil insan taş olsa çatlardı o, evet, gün o maçta. Abi dedim ki ne yapıyor ya bu Trabzonspor, bu kadar yığdı ama olmadı yani. Bu arada güzel bir şeye temas ettin. Göztepe taraftarında bir şarkısı vardır. Bir taş olsaydı çatlardı inan. Göztepe sevden büyüyor sevden diye. Şimdi Volkan'cım hakikaten de bir taş olsa çatlardı inan yani. Evet, baktığımız zaman da yani Trabzonspor'da kaybedilen bir durum yok. Yani Sivas Spor maçında -10 derece beraberlik vardı. Yusuf'un son dakikada son şeylerde
çizgiden çıkarttığı topu vardı. Sivas Spor'a karşı oynamak kolay değil. Orada berabere kaldı. Ama Giresunspor maçında oyunun mutlak hakimiydi. Zaten penaltıyı Bakasetas yerine daha böyle sakin birisi atsaydı zaten o maçta 2-1 bitecekti. Yapacak bir şey yok. Bu arada yok. Adana'dan var mesaj. Sevgili dostumuz Murat Dangay'dan bir mesaj var. Hı hı. Abi merhaba. Çok üzüldük dün demiş. Niye üzülmüş? Bilmiyorum. Yani sebebini yazmamış. Çok üzüldük dün demiş. Yazsın ama şimdi yani. Vardır illaki bir sebebi ama. Hayır şöyle diyorum. Adana Spor'un dün maçı yoktu ki. Bir de Adana Spor'a üzülmez. Adana Spor maşallah. Yani çok çok iyi gidiyor ligde. Cengiz Karagüç demiş ki iyi yayınlar abiler selamlar. Her zaman yanınızdayız. Anadolu'nun güçlü sesi demiş. Teşekkürler. Pazar günü oynayacak olan evet Murat yine buradan da yazmış. Otobüs tesisi tahsis edildi. Ama demiş dolacak falan diyor ama şimdi bak Murat'cığım burada başkan %100 haklı. Sen şimdi gerçi Adana sporlusun ama sonuçta fark etmez. Murat Sancak'ta aslında Türkiye malummuş bir isim olmaya başladı. Çok seviliyor. Evet. Volkan çok da ilgi görüyor. İşte Kadıköy'e gidiyor. Taraftarlar bir anda çevresini kuşatıyor. İzmir'e gidiyor öyle. Yani sempatik bir başkan. Sevilen bir başkan. Ya o şey değil be Nazım abi. Hani bir kulübün evet. Başkanı evet. Ama sadece şöyle yani bir kulübün başkanı olarak da değil de biraz böyle özellikle insanları kucaklayıcı bir yapısı var Sayın Başkan Murat Sancak. Bu açıdan da çok iyi yani mesela şiveli konuşması işte insanlara o şekilde yaklaşması Twitter'da insanlarla böyle atışmaları falan ben mesela çok beğeniyorum. Özellikle yani konuşmalarını ve insanlara yaklaşımı ben çok beğeniyorum başkanın. Hani kızdığı zamanlar oluyor ama çok böyle keskin bir sirke küpü de değil yani Murat Başkan. Geçiştiriyor. Agop Tekin demiş ki abiler iyi yayınlar. Pasolik demiş her sene yenileme ücreti alıyor. Yazık günah demiş. Zaten demiş ülkenin ekonomik şartları belli. Bunu şöyle düşünelim. Kredi kartı ücretleri de alınıyor. Yani abi o zaman da, kredi kartı da kullanmayın. Sonuçta lütfen. Bu da kredi kartı gibi bir kart tabii, olduğu tabii. için evet. Onun aslında hizmet ücreti var. Ha, bunu aslında sizden ziyade kulüpleri düşünmesi lazım. Sonuçta bu gelir kulüplere gelmiyor. Evet. Ya da geliyor. Ama işte kulüpler de bu konuda maalesef çok da fazla topa girmiyorlar. Girmeleri gerekir. Bizim bunun tavsiyemiz girsinler diyorum. Toledo 38. İstanbul takımı tutuyor. Zaten demiş zengin zümre İstanbul takımı tutuyor. Zaten Kayseri Spor, Başakşehir Spor maçı -13 derecede oynandı. Kayseri çalışan şehir bir de aşı olayı var. 10 bin kişi gidiyoruz. Stat boş oluyor. Adamlar 15 bin kişilik stada 8-9 bin kişi gidiyor. Stada dolu oluyor. Pasolik futbolu öldürür demiş. Abi şimdi şöyle bir durum var. Biraz da şöyle bir bence haksızlık da yapmıyorum. Şöyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da yani burada da kalkıp da buradaki taraftarlarda sıcak koltuklarda, restanslı koltuklarda yani, ayaklarının altında elektrikli sobalar yok ki abi. Yani şimdi İstanbul'da da şimdi tamam İstanbul'da da hatır sayılır bir soğuk var. Eyvallah bak bir şey söyleyeceğim. Bir Sivas gibi, bir Kayseri gibi, bir Malatya gibi değil. Yani bunu kabul ediyorum. Mesela, belki de soğuk da yarısı değil ama. Ya olimpiyat sadını volkanı iddia ediyorum Sivas'tan. Abi evet yani yani şimdi soğuktur. Şimdi Karagümrük ya biz mesela çok Sivas'tan fazla akredite oluyoruz. Olimpiyat stadına Karagümrük maçlarına falan gidiyoruz. Ya yok ben sana tüm öyle battaniye falan öyle elektrik ya sırtıma elektrik sobası bağlasam yine olmaz. Yine kesmez. Başakşehir stadı. Aynı. Yani Başakşehir stadında lütfen bir maç izlemenizi ben tavsiye ederim. Aynı yani bu kadar. Çünkü yani müthiş. Yüksek yerler evet. Hatta şöyle bir evet. Bilgi vereyim Anadolu'daki arkadaşlar dinleyenler için. Şimdi Olimpiyat stadı ve Başakşehir kulübünün stadının olduğu yere İstanbul'un ilk karı düşüyor. Bakın evet. Şöyle 3-4 kilometre öteye kar yağmazken evet. Bu bölgelere çok ciddi bir şekilde kar yağışı oluyor. Yani şimdi insanlar demesin ya abi İstanbul'u anlatıyorsun ne anlatıyorsun sen demesin. İstanbul'da da çok ciddi soğuklar var. Şimdi onlar da gidiyor maçlara. Galatasaray'ın olduğu Nef Stadyumu gene Boğaz gibi bir yerde. Yani çok soğuk bir bölge evet. Deniz Boğazı yani böyle rüzgar Boğazı belki gibi bir yerde. Belki Kadıköy gibi efendime söyleyeyim tam bir, tepede. Bir Dolmabahçe evet. Tamam değil ama Galatasaray Stadyumu'nun olduğu yerde abi çok soğuk bir bölge. Dolmabahçe'nin rüzgarı var denizden gelen. Adamın kanını doldurur. Abi çoğaltılır bak. Çok var. Çoğaltılır. Bunları yani, çoğaltabiliriz ama. Zannetmeyin ki her stadyum yani. Bizim yukarıda sıcaklar. Oh mis gibi bilmem i̇şte ne. Üstü kapalı. Üstü kapalı. Yağmur kara almıyor. Aman ne güzel. Yok böyle bir şey abi. Her yer klima. Ya, o dediğiniz şöyle bir durum oluyor. VIP'lerde tamam mı? Localarda. Localarda.
İyi de bir şey söyleyeceğim. Hocalarda. Şimdi Kayserispor'un locasında ya olmaz mı? Isıtıcı yok mu abi? Olmaz mı canım şimdi yani? Ya da Kayserispor'un VIP'sinde bir şekilde o koltuklardan ya da stadyumlar işte modern. Yukarılardan üfleme yok mu abi? Var. Satlar çok modern. Ben mesela şu an baktığım zaman Volkan, her stadyumda bir loca ve VIP durumu var. Her stadyumda, doğru var, mu? Var var. Her stadyumda var yani. Olimpiyatta bile var yani. Var. Olimpiyatta bile var. O yüzden yani şu bahaneler bitmez. Maça gitmemek için tabii ki de ben buradan saygı duyuyorum. Dün mesela -15 Sivas maçında, Sivas Trabzonspor maçında lapa lapa kar yağıyordu. Gidenler var. Onlara hakikaten helal olsun. Hı-hı. Buradan da destekliyorum ama çoğunluktan bahsediyoruz. Çoğunluk maalesef çok fazla ilgi alaka göstermiyor. O da işin garibi. Yusuf Tasmış demiş ki, Murat'ın demiş, ben neden üzüldüğünü biliyorum. Neden üzüldüğünü anlıyorum demiş. Demiş bazı şeyler kapandığı için diye söylemiş. Bazı şeyler kapansın bakalım. Bir süre ara vermekte fayda var. Doğru mu? Bu tarz yaralar kapanmaz aslında. O zaman o yarayı açtırmayacaksın. O yarayı açtırmayacaksın Volkan'cığım. Evet, yavaş yavaş da istersen programımızın da sonlarına doğru gelmeye başladık. Bugün Samsun Spor'un kimli maçı var? Samsun Spor Kocaeli Spor büyük, hı hı, maç, güzel maç. Güzel maç. Saat 19'da Spor Toto 1. Lig'de aynı zamanda bir, şimdi sondaki haberi geldi Volkan, istersen sen onu söyle. Evet, Fenerbahçe'de haberi. Koronavirüs vakası tespit edilmiş. İki futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklanmış. Tekrar edelim. Son dakika olarak Fenerbahçe'de koronavirüs vakası, iki futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklanmış. Bilmiyoruz tabii ki, iki futbolcu artık maç saatlerinde bunlar belli olacaktır yani. Yani zorlu Sivas Spor maçı öncesi. Evet. İki futbolcudan daha yararlanamayacak Fenerbahçe. Ha, şöyle bir durum var. Sivas Spor'da da çok ciddi eksikler var. Hala eksikler devam ediyor. Hemen kısaca belirteyim. Geçen hafta Göztepe maçında ve özellikle Trabzonspor maçlarında son haftaların yıldız ismi Sivasspor'da Kerem Atakan Keskin de kart cezalısı oldu Göztepe maçında. Bence Sivasspor'un hakikaten çok büyük bir, hani bence son haftalardaki verim kaynağı Fenerbahçe maçında olmayacak. Zaten Sivasspor'da çok ciddi eksikler var. Çok çok. Uvestad'ın olmayışı, işte hasta Gutas'ın olmayışı, hani tabii ki verilecektir ama maç saatinde bakalım bu eksik oyunculardan kaçı gelecek. Ama şunu da söyleyelim. Kerem Atakan Keskin ve Faysal Fahir ve Max Gradel zaten Allah'ın emri %100 yoklar yani. Evet, çünkü çok önemli 3 eksik bence. Afrika Kupası. Evet, Afrika Kupası ve yani, cezalı, kart cezalığından dolayı. Bizlerin pek anlayamadı yani, Avrupalı anlayamadı şu Afrika Kupası kışın oynanıyor genelde ve bütün takımlarda 1-2-3 bazen bazen 1 Afrikalı oyuncu olduğu için de takımları ciddi manada etkiliyor. Mesela şöyle Sivaslara kötü haber, Faslı Faysal Fahir Fast, evet, milli takımı tur atladı, fil dişili Max Gradel fil dişi takımı tur atladı. Ve oyuncuların bir kere şöyle, Nazım abi, Şubat'ın 15'ine kadar bir kere daha gelmeyeceği kesinleşti yani bu tarih itibariyle. Bir de bir şey söyleyeceğim, Fas ve fil dişi abi bir tur daha atlasa herhalde sezonu kapatacak artık bu iki oyuncu. Bir de böyle bir durum var yani. Çınar Barlıklı demiş ki, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz sadece maç ücretiyle kaldığına emin misiniz? Yol parası, yemek ücreti dahil olunca en az 50 lira gider. Maça gidecek olan kişi. Abi zevkim veresiyesi olmaz ya. O parayı oraya vereceğime evime iki parça bir şey alırım der. Eyvallah. Tamam, bir şey demiyorum. Yani Nazım abi ya, bu konuya çok fazla. Çok abi, girdik. Çok da girmeyelim bu konuya. Yok yok. Eyvallah, haklısınız. Haklılık paylarınız tabii ki var, ayrı bir konu. Daha önce de çok konuştuk. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki taraftarlık. Bir de şöyle bir durum var ya, her hafta. Bu hafta ben gitmeyeyim, Ahmet gitsin. Ahmet'in gitmediği hafta Mehmet gitsin. Ama bir şekilde şimdi şöyle bir durum var. Yani Adana Demir'i konuştuk da onun üzerinden konuşuyorum hep ama. Şimdi Adana Demir'in stadı 32 bin kapasiteli stat. Yani Adana'da Adana Demir taraftarı 32 bin kişi mi var? Bunlar gitmediği zaman o stat boş mu kalacak? Yani 2-3 milyonluk şehir. Bir şey söyleyeyim, 2-3 milyonluk şehirde abi. Yani şehir 50 bin kişilik değil ki abi. 200-250 bin Adana Demir taraftarı yok mu yani? Bir şey söyleyeceğim ya, Norveç'in bir şehri vardı. Hatırlamıyorum şimdi. Şehir 60 bin kişi. Maça giden 30 bin kişi. Mesela. Yani işte şehrin yarısı boşalmış, yarısı maça, evet, gitmiş yani, düşün. Evet. Böyle yerler de var. Şimdi yani böyle bir durum da var. O yüzden hani bir şey diyemiyorum abi. Yani tabii ki hesap kitap meselesi. Bu arada Süper Lig'de güzel goller
kurtardı gerçekten de. Mesela Volkan Adesio için golünü ben hatta çok çok izlemek istiyorum. Şöyle izlemek istiyorum gerçekten. 34 yaşında bir isim. Bravo. Yani topu alışı, gidişi, artı golü attı. Volkan golü attırdı. Golü değildi ama bütün kameralar çok enteresandır. Yavuş herkes dedi ki golü galiba Adesio atmış. Evet. Çünkü golü atan Tierney'e hiç kimse gitmedi. Evet. Çünkü onun görevi tüm dokunmak. Bu çok enteresan ya. Pozisyonlar zaten abi. Yani hani ben... ya sen tepır attın. Ya istersen 30 tane adam çalımla getir asist. Önemli değil. Golü atana yazar. Yani ayrı bir atana konu ama. Atana yazar abi gerçekten. Şimdi tabii atana da haksızlık etmeyelim. Doğru nokta. Abi çıldırdı ya temas. Adesio'yu çıldırdı evet. Ya. Ama şimdi Ades orada 30 metre top sürüp de Ahmet Oğuz'u geçmesi, maalesef. Uğur'u arkasında peşinde maalesef bırakması. Yani hakikaten ya. bir ya mükemmel bir o tren katarı gibi. Hakikaten bir tren katarı gibi. Tren aldı, aldı yürüdü evet. Gitti. Bu arada şöyle dünkü Alanya Hatay maçında da güzeldi aslında, goller vardı ama Alanya Spor'un bir talihsizliği daha vardı. Abi 3 top direkten zaten gördüm onu. Şaşar kalırsın abi. 3'ü de gol olsa 9-0 mı olacak bu maç? Kaçırdığı oyuncular da vardı Volkan. Zaten maçın son saniyesinde bir kaçırdığı kaçırdı bir evet. Zaten o 7 olacaktı. Evet yani direkt 7 olacaktı. Ama bir enteresan abi, hemen yani programın sonuna geldik ama evet. Hatay'dan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Yani abi bir takım nasıl bu kadar kırılgan olabilir? Ben yanlış hatırlamıyorsam en son galiba Kasımpaşa Hatay maçında yine mağlup oldukları haftaydı. Yine bir etkisiz. O gün basın toplantısında Ömer Hoca'ya da sormuştum. Yani dedim ki hocam Sivasspor maçından sonra Sivasspor'a da 4-0 mağlup olmuşlardı. Yani Sivasspor maçından sonra Hatayspor'a bir şeyler oldu. Yani neden bu takım bu kadar çok kırılıyor? Bunu biz dedim anlam veremiyoruz. Valla verdi, hocanın verdiği cevap şuydu. Ben de dedi evet. Sivas maçından sonra dedi neden bu kadar dedi kırılgan olduk dedi. Ben de dedi anlayamıyorum ama dedi bir çözüm bulmaya çalışıyoruz dedi. Valla hocam bu şekilde bu çözüm zor bulunur. Şimdi bu pek çözüm olmamış. Ya bu çözüm 6 tane gol yemek yani çok arada, büyük bir şey yani. Volkan'cığım şimdi Alanya Spor özelinde. Bu arada Emrah Baba da hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı. Bravo. Şimdi Alanya Spor 6-0 yendi ama Alanya Spor altlara alışkın bir kulüp. Şöyle ki Yeni Malta deplasmanında 6-2'lik skorla galip gelmişlerdi. Hatırlayanlar evet, bilirler. Evet sezon başlarında. Ve yine sezon başında Kayseri Spor'u kendi evlerinde 6-3 yenmişlerdi. Yani Alanya Spor futbolumuzun belki de güzel noktalarından bir tanesi. Bol gol, keyif olduğu zaman Alanya Spor maçlarını izlemekten imtina etmiyoruz. Ama Farioli'nin eli değmiş gibi abi ya. Vallahi yani bir, evet yani değmiş. Şimdi Farioli'nin eli değmiş gibi görünüyor. Çünkü şimdi 6 ay oynadı gerçi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 6 ay oynadı. 6 ay kolu kanadı kırık 2-0 yendi orada. Bir taraftar şudur budur. Şimdi burada Hatayspor ama acaba değdi mi yoksa Hatayspor'un hakikaten bir bırakmışlığı mı oldu? Ben de çözemedim ya. Çok enteresan yani ya. Şimdi Hatayspor bak transferlerine de devam ediyor. Artı bir de Hatayspor şimdi iyi oyunculardan kurulu bir takım. Yani öyle bak Hatay'la oynayacak olan takımlar her zaman bir mağlup olabileceğini her zaman kafasının bir kenarına yazar yani takımlar, rakip takımlar ama işte böyle bu kadar kırılgan Hatay'ın takım, boş bulunduğu 3 maç var. Yani. Sivasspor deplasmanı 4-0, Alanya deplasmanı 6-0, kendi evinde Başakşehir maçı 3-0 Volkan. Yani evet. Bazı onlar ama bir dakika bak şimdi enteresan bir şey oldu. Bak şimdi gördüm bunu. İlk yarıdaki maç nasıldı sence? Hatay Spor Alanya Spor maçı 5-0'dı. Hı hı. Alanya unutmamış. Alanya unutmamış abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani bak. Valla izini sürmüş demiş ki bana 5 yarım alt atarım. Bak şunu gör. Evet inanılmaz bir şey. 5 yarım alt atarım. Kimdi o? Bir hocamız var. Hayır o dildiriyordu. Bir hocamız var. 5 yarım. 6 yemem. 6 yemem. 7 yarım. 8 yemem. 5 ile 8'i takmış, 6 ile 8'i takmış vaziyette evet, hocam. Ama bak 5 ile 7'ye sıkıntı yok. 5 ile 7'yi yerim diyor abi. Ben problem değil diyor yani. Kendisi matematik profesörü. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada da Alanya Spor'un da bir hesabı varmış demek ama ki. Ama rövanşı ağır aldılar. Ağır aldılar. Bakalım Rövanş önümüzdeki ya. Sezon önümüzdeki sezon Hatay takımı Alanya takımını 7-0 yenebilecek mi? Hatta o maçı çok iyi hatırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim Volkan. Sanırım Çağdaş Adan'ın son maçıydı o. Çağdaş Adan'ın kovulma sebebiydi bak. Doğrudur tabii yani haftanın, hatırlamıyorum ama 5 sezon 3. maçıydı. Zaten 2. 3. hafta gönderilmiş. Evet o da işte 5-0'da evet. Gönderildi. Hı hı.
Hatta ondan önce de Alanyaspor kendi evini Altay'a 4-1 mağlup olmuştu. Hı-hı. Hasan Başkan dedi ki dur ya ne oluyor dedi yani. 2 haftada böyle 8-9 10 goller falan. 4'ler 5'ler. Bir de şimdi Hasan Başkan da hakikaten başkan gibi başkan. Vallahi Hasan Başkan bir şey sana söyleyeyim, biraz kondisyonla forvet oynar. Evet. Gördüm çünkü videolarında. Hı-hı. Harika bir kafa topu özelliği var. Harika bir bitiriş özelliği var Hasan Çavuşoğlu'nun. Yani Hasan Başkan. Ya işte Murat Sancak gibi, Hasan Başkan gibi hakikaten yani. Şimdi bu tarz kulüp başkanlarını hakikaten ben her zaman takdir ediyorum. Her zaman destekliyorum. Türk futbolunda olması gereken kişiler. Yani şöyle kulüplerimiz her hafta birbirinden güzel maçlar oluyor kulüplerimizde. Açıkçası yani. Mesela Kasımpaşa abi. Kim diyecekti abi Kasımpaşa bu kadar yükselişe geçecekti? Yani Kasımpaşa ile helal olsun abi, ne diyeyim yani? Kasımpaşa 4'te 4, 4'te 3'te 3, evet. Bir anda oradan çıkıp gittiler. Evet. Antalya'ya ve Altay'ı bıraktılar orada. Bir de şöyle, Kasımpaşa'ya Serkan Hoca'nın da eli değdi abi. Serkan Reşber'in eli değdi abi. Hemen söyleyeyim. Kasımpaşa'da şimdi basın toplantısına Ümit Durmuş çıkıyor. Hı hı. Kulübelerin önlerinde gözüken vatandaş, yani oradaki bir hocamız, Suat isimli bir hocamız var. Evet. O galiba. Hı-hı. Bilmiyorum geçmişini. Ama Şehir de Volkan. Sportif direktör Serkan. Başrollerde de Serkan Reşber. Serkan Reşber'de biz hep görüyoruz çünkü. Devamlı taktikleri o veriyor. Evet. Üçlü bir yapama, üçleme yapmış onlarda. Bak yani demek ki bir fayda var abi orada. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yapı karmaşık gözüküyor özellikle ama. Özellikle Serkan Hoca. Serkan Hoca yeşil çimlerin üzerine indikten sonra Kasımpaşa kulübünde abi çok ciddi bir şekilde yükseliş başladı. Daha önce yukarıdaydı. Hep gözümüz önündeydi. Hep önümüzdeydi orada. Bizim basın tribününün hemen önündeydi. Demek ki aşağı inmesi lazımmış. Bak varmış bir şey. Bak net söylüyorum. Bir de şöyle abi, çok garip bir şekilde oyuncular da yani çok iyi oynamaya başladı. Koşuyorlar. Önceden gelen Kasımpaşa kulübünde koşan çok, oyuncu çok yoktu. Genç mesela kadro, şimdi bu hafta kadro. Der misin sen Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor'a gitti ama Kasımpaşa'nın bir kolu kırıldı. Hiç. Hiç alakası yok biliyor tam musun? Tam tersi. Valla tam tersi olmuş. Önü açıldı oradaki oyuncuların. Oranın da önü açılmış yani. Ben hakikaten son 3-4 haftaları çok beğendiğim bir kulüp haline geldi Kasımpaşa takımı. Son, evet. Son sorumuz Sedo Pimparel. Sedo Pimparel. Evet. Kivo Pimparel kardeşi, tabii kardeş değil de Sedo Pimparel. Adana Spor Ozegovic'i neden satma gereği hissetti demiş. Aslında satmadı. Sözleşmesini feshetti çünkü Ozegovic biraz sorunlu bir oyuncu olduğu şeklinde bize bilgi geldi. Çok fazla böyle beraber toplu faaliyete katılmıyormuş. Daha fazla kendini biraz takımdan soyutlamış. O yüzden Adana Spor bu kadar kıymetli bir forvet olmasına rağmen kendisinin bonservissiz normal sözleşmeyi feshettiler, karşılıklı anlaştı. Feshettiler. Bursa Spor'la da anlaşmak üzereyken bir 50 bin 100 bin galiba bir fark olduğu için Manisa FK'ya imza attı. İyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Bana göre Süper Lig'de de iş yapabilir ama Manisa FK aldı. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım aynı performans görebilecek miyiz? Volkan'cığım istersen kapatalım programımızı yavaş yavaş. Programımızın evet sonuna geldik. Saatler 13.55'i gösteriyor. Programımızın tabii bugün de sonuna geldik. Çok hızlı bir şekilde programımız geçti. Cumartesi pazar günü 9-11 saatlerinde tekrar birlikte olacağız. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Sosyal medyamız üzerinden bizlere desteklerinizi veriyorsunuz. Çok fazla yine mesaj geldi. Çok sağ olun, var olun her şeyden öncesinde. Takımlarımızı bırakmayalım. Takımlarımızı bir taraftar olarak her ne olursa olsun bir şekilde zor da olsa gerek ekonomik şartlardan gerek hava muhalefetinden gerek başka sebeplerden dolayı taraftar olarak takımlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu çok çok önemli. Çünkü futbol takımları taraftarlarla birlikte güzel. Bugünkü aslında konumuzu da buraya bağlamış olayım. Ya maç Volkan, maç zaten taraftar için. Evet. Maç yeni kuruluş için, maç tabii taraftar ki, için. Maç taraftar içindir. Şehir o şehir içindir. Tabii canım. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Yarın 9-11 saatler arasında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Üçleme sona erdi. Üçleme, sessiz çoğunluğu meclislerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.